Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz protein firmasından firma sahibi Uğur Aslankaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Uğur Aslankaya kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. Buyurun. İsmim Uğur Aslankaya. Fitness sektörüne 96 yılında girdim. 20 senedir yapıyorum. Çeşitli yarışmalarda katıldık. Türkiye derecelerimiz var. İlk milli strongman milli takımındayım. Ülkemizi temsil ettik. Birçok sporcu yetiştirdik. 12-13 senedir de antrenörlük yapıyorum. Şimdi kendi firmamı kurup spor sektörüne böyle hizmet etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Ve yine antrenörlüğe devam ediyoruz. Antrenörlüğe özel dersler olarak, yani bir firmaya bağlı olarak değil ama kişiye özel derslerle devam ediyorum. Evet. Biraz firmamız ve markamızdan bahsedelim mi? Yeni kuruldu firmamız. Benim avantajım bu sektörün içinde olup kullandığım, tavsiye ettiğim ürünleri kendim kullanmış olmam. Bu çok önemli. Yani uyguladığınız bir şeyi karşıdakine anlattığınız zaman daha etkili oluyor. Ve karşıdakinde nasıl bir etki vereceğini görüyorsunuz. Şimdi bakıyorum hem antrenörler olsun, supplement firmaları olsun. Eline dambıl almamış kişiler supplement satıyor. Ama bunu hani o kendisi o etkisini görmeden karşıdakine doğru verimli bir şekilde anlatamaz veya doğru ürünü veremez. Benim avantajım bu. Üyeler de zaten, müşteriler de bunu görünce bir daha bırakamıyorlar zaten. Evet, sporcu Evet. besinleri bünyenizde bulunmakta. Supplement Supplement diye dediniz. geçti. Sporcu besinleri. Genel adı supplement'tir. Evet, nedir peki bu supplementler? Şimdi bunlar nedir? Spor, ya zaten normal vatandaşların gerek yok bunları kullanmasına. Ama herhangi bir spor dalı, özellikle fitness'da belirli bir protein açığımız kalıyor. Yani bunu besinlerle sağlayamıyoruz. O yüzden bu takviyelere ihtiyacımız var. Ama nedir? İşte doğru bir şekilde uygulanırsa daha etkili olur. Yani bir de en büyük sıkıntı internet olayı. İnternetten insanlar bakıyor, ürün tap kaç yapmış, 10 yapmış, bunu ben alayım. Tamam da senin vücut yapına uygun mu? Yağ oranın nedir? Ürünün içindeki maddeler sana uygun mu? Bunu bilinçli hocalarda destek almaları gerekiyor. Veya güvendikleri supplement mağazalarından. Yine söylüyorum, kendi de antrenman yapan supplement firmaların sahiplerinden alsınlar ürünleri. Evet. Peki, supplementlerin içinde ne bulunmakta? Gıda takviyesi diye Tabii, geçiyor, değil mi bu? ham maddesi peynir altı suyu. Bugün bebek mamalarında kullanılıyor. Belki duymamışsınızdır. Marka vermeyeyim. Peynir altı suyu diye geçer. İngilizcesi whey proteindir. Ve lekarnetin dediğimiz ürün yine bebek mamalarında kullanılıyor. Lekarnetin bir görevi de mesela beyin fonksiyonlarının çalışması. Yani şu anki çocukların daha zeki olması belki bu ürünlerin kombinesinden, çeşitliliğinden de olabilir. Bir de şöyle bir, özellikle doktorlarımız tarafından, bazı doktor, isim vermeyelim, işte kanser yapıyor ürünler falan. Böyle bir şey de yok. Peynir altı suyunun kanseri önemli. Bugün Amerika'da bütün bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış. Kanserli hücreleri sarıp, oksijensiz bırakıp kanserli hücreleri yok ediyor. Bugün kanser hastalarına verilen mama dediğimiz besin takviyelerinin içinde hepsinde whey protein var. Evet. Ve bir dipnot, camiayı dışarıda ve yurt dışındaki bütün fitness camiaları, yarışmacılara baksınlar. Kanserden ölme vakası yoktur. Böyle de bir olay var. Evet. Peki amino asit midir bu kullanılan gıda takviyesi özü? Yani Amino amino asit midir özü? asit proteinin parçalanmış hali. Yani amino asitler birleştiği zaman protein oluşturuyor. Tamam. Aynı
gruba giriyorlar. Evet. Peki bu sporcu besinlerinin faydaları saymakla bitmeyecek gibi. Yani birçok faydası var illaki. Ama yine şöyle diyeyim. Hani zarar yarar olayı şu. Vücut kullanabiliyorsa bunu yararlıdır. Kullanamadığın takdirde meyve bile yesen, herhangi meyveye, eğer onu harcayamıyorsan o bile vücuda zararlıdır. Yani nedir meyvenin aşırısı? Fruktoz olarak karaciğerde birikir. O da yağ olarak birikir. Bu zararlıdır. Hani Allah'ın meyvesi deyip günde bir kilo yersek olmaz. İki kilo yersek olmaz. Yani vücut yapısına göre, kendi yaşam tarzına göre, yaptığı spora göre bunları seçmesi lazım. Evet. Ve yine bilinçli tüketmesi lazım. Bu önemli. Onu da yine işi bilen insanlardan, uzmanlardan yardım almasında çok fayda var. Daha çabuk etki görürler. Evet. Bu şekilde. Yani faydaları olduğu gibi yanlış kullanıldığında zararları illaki, da olabilir diyorsunuz. Illaki. Dedim ya ağaçtaki meyveden bahsettim. O bile zararı var. Hani evet. Yanlış kullanılırsa zararı var. Peki bu ürünlerin sporcuların kullanmasındaki sebep yağın erimesi ya da kasa dönüşmesi, kasların güçlenmesi mi? Kas gelişimi için. Kas gelişimi dediğimiz şey işte nedir? Proteinlerle oluşuyor. Yani kaslar proteinden, amino asitlerden oluşuyor. İşte bir sporcu mesela kilogram başına 2 gram protein alması gerekiyor. Ama bunu işte tavukla, etle, balıkla hani sağlayamayabiliyoruz. Bugün etin kilosu 40 lira. İşte balık bir somon yemeye kalk 40 lira. Yani benim kilomdaki bir adam, 110 kiloyum ben. Hani 1,5 kilo falan et yemem lazım. Ben bunu sırf et olarak tükettiğimde maddi olarak da birçok külfeti var. Ve bunun sindirimi de çok zor oluyor. Evet. Tabii ki bu da var. Bunlar bizi sindirimini kolaylaştırmış. Vücudun sindirmesi kolay bir şekilde üretiliyor. Nedir? İşte o peynir altı suyun içindeki yağ, tuz ayrıştırılıyor. Gerekli aromalarla tatlandırılıp bize sunuluyor. Evet. Ve aynı zamanda farklı sporları yapan farklı sporculara göre de özel takviyeler, gıda tabii takviyeleri ki. Bunlar bugün değil mi? Galatasaray spor takımına, şimdi isim vermeyeyim, büyük bir firma, supplement firma sponsor olmuştur. Yine basketçiler, voleybolcular. Yani bu Avrupa'da, Amerika'da yıllardır uygulanan bir şey. Bizde daha yeni yeni uygulanıyor. Ama dediğim gibi bazı hocalarımız yanlış yönlendirmesi bu işte biraz sekteye uğratıyor. Evet. Peki öyleyse şu an izleyicilerimizin ve bizim önümüzde canlı bir örneği var. Hı. Bunların hepsi kas değil mi? Yani. Hepsi kas. Yani. Peki siz de bu gıda takviyelerinden kullandınız. Tabii ki. Halen kullanıyoruz. Sporu yaptığınız sürece kullanmaya devam edeceğim. Evet. Spor yaptığınız sürece kullanmaya devam edeceksiniz. Yani dediğimiz gibi zaten normal vatandaşın ne işi var besin takviyesiyle? Normal bütün gıdalardan yeteri kadar alsın yeterli. Sadece işte nedir? Çok kiloluysa ekmeği pirincini keser. Ondan sonra sebze ve protein artı beslenir. Oldu biter. Ama hani spor yaptığımız zaman ekstrem bir şey yapıyoruz. Yani tabii ekstra bir takviyeye mutlak surette ihtiyaç var ki kas yıkımı olmaz. Evet. En büyük handikap bu sporda kas yıkımı olmamalı. Evet. Yani bu nedir? Kapında 2000 motorlu araba var. 2 ay sonra bir kalkmışsın 1.6'ya düşmüş araba. Bu çok kötü bir şeydir. Bizde de öyle. Bu kas yoğunluğunu korumamız lazım. Onun için de bu takviyeler bize yani bu takviyelere ihtiyacımız var. Var, evet. Ama dediğim gibi hangi supplement, kime, ne vakitte kullanılmalı? Bunlar tecrübe sahibi kişilerden destek alınmasında yarar var. İnternete girip alınması bu pek önermiyorum. Evet. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle benim hep çok ilgimi çekmiştir. Çok da üzülmüşümdür. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Hı. Belli bir süre sonra sporu bıraktıktan sonra vücutlarında çok ciddi çöküntüler yaşadılar. Doğru mu? Sonrasını görmeniz herhalde topladılar tekrar. Toparladılar. Tabii, tabii. Peki. Stallone'nin bir sürü filmi var ondan sonra. Hani şey yaşı da şu an 70'e yakın. Ve toparlanmış halde. Arnold yine toparladı yine. Onlar zaten şeydir. Hani Arnold dediğimiz
kişi bu işte profesyonel, bu işin öncülerinde. Biraz artık onlar göze almışlardı. Hani bu konuma geleceklerini de biliyorlardı. Evet. Yani zaten yarışmacı veya böyle daha üstü profesyonel olduğun süreçte biraz gelecek zararlardan haberiniz oluyor ve buna göre yaşantınız sürüyor. Onlar biliyordu bunları başına geleceğini. Evet. Aslında sormak istediğim şuydu. Tamamen mantık yürüterek bu soruyu oluşturdum ve soruyorum. Acaba yine bu tür gıda takviyelerine devam etmiş olsalardı, spor fazlasıyla yapamadıkları için, çok aktif yapamadıkları için kas yıkımını engellemiş olabilirler miydi? Yani bunları kullanmadan çok zor. Yani İşte bu takviyeleri kullandıkları takdirde engellemiş olabilirler miydi? Hayır, kullanıyorlardır. Miydi? Onda sıkıntı yok. Hı-hı. Ya tabii bunun yaşla alakası var. Ne bileyim zaten işte nedir? 40'tan sonra testosteron erkeklerde azalıyor. Testosteron azaldığı zaman kas oluşumu da azalıyor. Bir de yılların getirdiği o büyük ağırlıklarla beraber eklemlerde sorun çıkabiliyor. Yani bu anlattığımız kişiler hep ekstrem kişiler ama. Yani uç noktadaki kişiler. Evet. Normal bir sporcu, hani işinden evine, spor salonuna, oradan evine giden vatandaşlar için böyle tehlikeler söz konusu değil. Hani zaten sporun amacı şeydir, kendine zarar vermeden yapabilme. Evet. O yüzden diyoruz ya, bilinçli kullanan bu işi bilenlerden hem antrenman bilgisi olarak hem supplement kullanımı hem beslenme. Evet, hepsi bir tabii arada. Tabii ki bunları bilinçli kişilerden programlayın kendisi. Evet. Peki sporcular pek çok supplementi bir arada kullanıyorlar. Zararı olabilir mi? Hayır, supplement dediğiniz şey zaten kombin olması gereken bir şey. Çünkü hepsinin görevi farklı. Farklı, evet. Kimisi işte nedir, vücutta noks etkisi yapar, damar açtırır. Bir tanesi işte suyun kasların içine girmesini sağlar. Öbürü günlük işte alamadığımız proteini almamız sağlar falan. Hepsinin ayrı görevleri var. O yüzden diyorum vakitleri, kullanım vakitleri de önemli. Ama işte bunlar bilinçsizce kullanınca ya fayda görmüyorlar. Şu var zararda. Fayda görmediği zaman miktarı artırıyor. Miktarı artırdığı zaman vücut çekemiyor bunu. Bu sefer işte o kısır döngüye giriyor. Vücutta sivilce atmalar filan bunlar olabiliyor. Halbuki doğru zamanda, doğru miktarlarla, doğru ürünler kullansalar bunlar yaşanmayacak. Evet. Peki yeni başlayanlara tavsiyeleriniz ne olacak bu konuda? Yeni başlayanlara tavsiyeler. Şimdi vücut gelişimi ve fitness için 3 şey gerekli. Antrenman bilgisi, sabır ve para. Antrenman bilgisi gittikleri hocalar zaten onları yönlendireceklerdir. Güvendikleri bir hocaya yapışsınlar. Sabır çok önemli. Yani bu iş öyle, hani geliyorlar bana soruyorlar, hocam kaç ayda yaptın diyen var. Ay mı diyorum, nasıl ay ya? Ay derken yani 20 sene olmuş. Bu yani senelere yayılan bir şey. Bunu sevmeleri lazım ya. Evet. Hani şöyle bir şey değil, hani bir ev yaparsın biter, ondan sonra inşaatçı da oradan ayrılır gider. Böyle bir şey değil bu. Bu yaşam boyu hani sürecek bir şey. Yani bunu sevmeden yapılamaz zaten. Evet. Tamam, eğer severek de başladılarsa bunun sonunu getirsinler, sabretsinler. Vücut 6 aydan sonra bir tepki vermeye başlıyor zaten. 6 ayda gözle görülür değişiklik olur ama ondan sonra üzerine koymak için bu kas yapılanmasını devam ettirmeleri lazım senelerce. Evet, 20 yıl diyorsunuz. 20 yıl. Tamam, belki benim gibi hani profesyonel yapmak zorunda değiller ama hani öyle 3 ayda 5 ayda internete bakıp, zaten internet olayı bitirdi. Orada before after'lar filan. Çok kötü durumdayız o yüzden. Yani bu hilelerle, hayır genç insanlar kafası bulanıyor. Hocam diyor 3 ayda böyle olmuş. Yani yok diyorum evladım, öyle bir şey yok. 3 ayda olacak bir şey değil yani bu. Bunu akıllarına soksunlar. Evet. Bir de para olayı. Tabii ki bizim iş biraz, örnek verdim, etten verdim. İşte bugün bir hani günlük yarım kilo et yesen 20 lira yapıyor. Yani ayda 600 lira yapıyor. Bunun supplementi falan bilmem nesi. Yani biraz doğru, maliyet isteyen bir iş. Ama o kendindeki o değişikliği gördükçe hiçbir şey gözünüze gelmiyor. Bir de şu var. İnsan hayatta bir şeyle uğraşmalı.
eğer bu sporla uğraşmıyorsa ya motor merakına girecektir, ya araba merakına girecektir veya kahve köşelerinde para harcayacaktır. Yani şöyle düşünmesinler, ben spora gidiyorum, para harcıyorum. Hayır, bir de bu sağlık olarak da dönüyor. Yani benim sigortaya masrafım çok yoktur yani devlete. En az zarar veren insanlardan biri. Primimi ödüyorum ama sağlık harcamam şükür yok. Yani bu bir avantaj. Bir de bunu yurt geneline yayın. Yani Amerika'da mesela ihtiyarlıktan oluşan hastalıklara doktorlar fitness yazıyor. Gittiği antrenmanlara baş. Çünkü birçok faydalı hormon antrenman sırasında salgılanıyor. O ağırlıkları kaldırırken salgılanıyor. Bunlar ilaçla finans temin edemezsiniz. Yataktan kalkışınız değişiyor, yürüyüşünüz değişiyor. İnsanlarla konuşmanız değişiyor, kendine güveniniz geliyor. Bu sporun birçok faydası var. Ama hani bunu sırf görsel karşıdakine kendini etkilemek için yapılıyorsa işte orada şey başlar, o sabır olayı biter. Çünkü bu işi seveceksin ve kendin için yapacaksın. Eğer ben kendimi görüp aynada beğeniyorsam benim için kıstas odur. Olay bu. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Protein firmasından Sayın Uğur Aslankaya'yı ağırladık. Hoşçakalın.